Hülya Duyar o doğduğunda takvimler 26 Haziran 1970'i gösteriyordu. Sivas'ta dünyaya gelen Duyar, 1978 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşti. Çocukluğu Berlin'de geçen Duyar, 1989 yılında eğitimini tamamlayarak makyaj sanatçısı oldu. İlk adımını ise tiyatroya attı. Aklında oyuncu olmak yoktu. Bizim İzmir Medya grubundan Aylin Akdoğan'a konuşan sanatçı, makyaj sanatçısı iken oyuncu oluşu ile ilgili şunları söylemişti. Ben mesleğe ilk olarak makyaj olarak başladım. Aynı zamanda bunun eğitimini de alarak çalıştım. Aslında bu Almanya'da biraz make-up artistliği olarak geçiyor. Yani hepsinin karışımı oluyor. 6 yıllık bir eğitim sürecim oldu ve çok da severek yaptım işimi. Ben çok tesadüfen oyuncu oldum. İlk hayalim zaten tiyatroda çalışmaktı ve bir şekilde hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim makyöz olarak. Ben aslında çocukken oyuncu olmayı istemiyordum. Yani böyle bir hayalim de yoktu. Çünkü çok çekingen ve ürkek bir kızdım. Ama tiyatroda saç makyaj, kostüm tasarımcısı ya da ışık şefliği yapmak gibi bir hayalim hep vardı. Benim için oyunculuk şöyle başladı. Arada bir çalıştığım tiyatro topluluğunda bir oyuncu işten çıktığı için benden rica ettiler. O oyuncunun yerine oynayabilir miyim diye gerçekten hayatımda hem heyecan duyduğum hem de korktuğum anlardan biridir. Oyunculuğa da böylelikle başlamış oldum. Tarif edilmez bir heyecan, bir korku vardı. Ama sonra da çok keyif aldım oyunculuktan. Bu oyun uzun süre sahnelendi ve rolümü uzun süre devam ettirdim. Kadrolu olarak da 2 yıl kadar çalıştım. Sonra da başka rol teklifleri falan geldi derken ben hem makyözlük hem de oyunculuk yaptım. Sonra oyunculuğa karar verdim. Bu kararımla birlikte film akademisinde okudum. 20 yıl tiyatroda çalıştım, tiyatrolar kurdum, yönetmenlik yaptım. Hatta film yapımcılığı ve uygulayıcı yapımcılık da yaptım. Ünlü oyuncu ilk deneyimini 2000 yılında Finimido adlı kısa filmle yaşadı. Sonrasında Alim Market'te oynadı. Filmografisinde pek çok Alman yapımı da bulunan Duyar, Türkiye'de Ezel, Gönülçelen, Karagül, Karadayı, Kuzu, Deliha, Evlat Kokusu, Rüzgar, Nefes Nefese, Hakan Muhafız, Hababam Sınıfı Yeniden, Konuşan Hayvanlar, Sevgili Geçmiş, Doğduğun Ev Kaderindir, Eltilerin Savaşı gibi yapımlarda rol aldı. Masallardan tutumda çocuk dizilerine kadar birçok yapım için kamera karşısına geçmişti. Bu konuda şanslı oyunculardan biriydi. 2021 yılında ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Aslında kendisinde bir rahatsızlık olduğunun farkındaydı. Kendisini hasta hissediyordu. Her yıl check-up yaptırırdı. Ama beynine baktırmamıştı. Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. TV yüzde yer alan habere göre hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Bu tümörün kaç yıldır onunla olduğu belli değildi. Yavaş yavaş büyüyen bir tümör olduğu öğrenildi. Duyar'ın rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memil ve dostları hemen seferber oldu. Aslında o herkesten gizlemek istiyordu. Hatta ilk başta annesine bile söylememişti. Hasta olduğu öğrenilince o kadar çok ilgilendiler ki onunla korkmaya ya da üzülmeye bile fırsat bulamadı. Çünkü etrafında panikleyen sevdiklerini sakinleştirmeye çalışıyordu. Hülya Duyar hastalığın nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmıştı: "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu, yapamadım sandım. Sonra tatile gittim." Orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı dedi. 51 yaşındaki oyuncu öğrenen herkes aynı gün seferber oldu. Hemen doktordan randevu aldılar. "Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım." ifadelerini kullandı. Günler sonra ilk kez paylaşımda bulunan Hülya Duyar, duygusal bir yazı kaleme aldı. Duyar, gönderisinde şu ifadeleri kullandı. Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize. Bundan tam bir ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var, ne büyük bir ailem var. Usta oyuncu sağlığına kavuştu ancak 6 ayda bir kontrollere gitmesi gerekiyor. İyileştikten sonra Azizler, Tarot, Dalgalar ve İzler gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Şimdilerde reytingleri alt üst eden Yalıçapkını adlı dizide Şefika karakterini hayat veriyor. İlgili izlenen bu projede Afra Saraçoğlu... Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu ve Emrah Altuğ gibi isimlerle birlikte çalışıyor. Yeni çağrıdan Gizem Yıldız'a konuşan sanatçı, kendi karakteri ve dizi hakkında şunları söylemişti. Şefika saf ve iyi niyetli bir kadın. Siz de biliyorsunuz, saf ve iyi niyetli birini oynamak keyif verici. Korhan Yalısı'nda yıllarını geçirmiş, aile tarafından da saygı duyulan, sevilen bir karakter. Bizim dizinin ismi Yalı Çapkını. Yani oğlumuz Çapkın, ben dizimizin dünyadaki düzenin içinden bir parçayı anlattığını düşünüyorum. Yalı Çapkını modern bir dizi. Bazen bölümleri okurken kalbim duracakmış gibi oluyor. Yalı Çapkını çok kişinin yaşadığı bir hikayeyi anlatıyor. Ben senaryoyu okurken de heyecanlanıyorum, televizyonda izlerken de. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Dizimizin içindeki gençlerde çok yetenekli oyuncular var. Onlarla aynı ekibi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yalı Çapkınımız Mert Ramazan Demir'in büyük hayranı çünkü dizi ekip işidir. Mert Ramazan Demir bazı sahnelerde neredeyse 10 teknikle oynuyor. Onun sahnelerini merakla izliyorum. Bu arada Hülya Duyar'ın 27 yıllık bir evliliği var. Ancak anne olmaktan korktuğu için çocuk sahibi olmak istemedi. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.